Sevgili seyirciler, çocukların hayatlarını tehdit eden komutlu oyunların adı değişiyor ama tehlike bir türlü geçmiyor. Peki çocuklarımız bu oyunlara neden bu kadar kolay kanıyor? Anne, babalar, bu uyarılar size. Bir iş yaparken eline telefonu verip gönderiyor musunuz vakit geçirsin diye, yapar mısınız öyle? Ya buna değil de 2 yaşındaki küçük çocuğum var, ona veriyorum. İnterneti kapattırmak, bilgisayarın fişini çekip saklamak, bilgisayarı ortadan kaldırmak, bunlar çözüm değil. Oyunun adı değişti ancak tehlike geçmedi. Çocukları ölüme sürükleyen Mavi Balina oyunu bitti kurtulduk derken bu kez Momo isimli bir oyun sahneye çıktı. Son yıllarda çocukların telefon ya da bilgisayarlarda oynadığı oyunların kuralları da değişti. Komutlu oyunlar çocukların hayatına girdi. Çoğu zaman anne babasının söylediğini yapmamakta direnen çocuk, neden bilgisayar ya da cep telefonundan gelen o komutları canı yanması pahasına yerine getiriyor? Çocuklarımız bu oyunlara neden kanıyor? Eğer çocuk aileden yeterli sevgiyi göremiyorsa, kendini baskılanmış hissediyorsa herhangi bir konuda ve yetenekleri keşfedilip herhangi bir alana yönlendirilemiyor ise, çocuk bir arayışa giriyor. Kendini doyuracak hissiyatı, zevki o oyunlarda buluyor. Tehlikeli eller çocuğa her zaman dışarıdan yaklaşmıyor. Kimi zaman bilgisayar, kimi zaman da telefonda oynanan bir oyun çocuğun hayatını tehlikeye atıyor. Çok seviyor musun o oyunları? Evet. Peki o oyunlarda söylenenleri yapıyor musun? Evet. Mesela ne söylüyor sana? Motor oyununda iş yapıyorum. Arjantin'de 12 yaşındaki bir çocuğun intiharının ardından Momo komutları çıktı. Oyunun hızla yayıldığı Meksika ve İspanya'da polis alarm durumunda. Sık sık bu oyunu ve komutlarını görmezden gelin uyarısı yapıyor. Tehlike ise Türkiye'ye kadar sıçradı. Bu kez komutlar telefon aramasıyla geliyor. O komutlu oyunlarda onlara ne söyleniyor? Yani yapmaları gereken çok değişik şeyler. Yapıyorlar mı peki? Genelde yapıyorlar. Kendilerine zarar veriyorlar mı? Evet, veriyorlar. Niye yapıyor çocuklar o komutları? Tehdit ediyorlar diye biliyorum, bir tek o kadar. Eğitim uzmanı Gülşah Sam, çocukların bu oyunlara kanmaması için anne babaları uyardı. Hep birlikte bir şeyler yapabilecekleri saatler oluşturmaları mutlaka gerekiyor. Bir de ailelerin çok dikkatli ama baskı yapmadan çocuğu kontrol altında tutmaları gerekiyor. Eğitim uzmanı Gülşah Sam anne babalara bir de tavsiyede bulundu. Çoklu zeka sistemine ait bir test var. Aileler internetten bunu kolayca bulabilirler. Çocuk üzerinde bu test uygulandıktan sonra çocuğun yeteneğini tespit edip o yeteneğe uygun olan alana yönlendirebilirler.